Şimdi Kütahyalı Fatih Alkan isminde bir hocamız Moritanya'ya hizmete gitmiş. Moritanya'dan Madagaskar adasına gitmiş. Orada bir davette, ziyafette yemek duamızı okumuş. Çok hoşlarına gitmiş. Oradaki cemaatin bir lideri varmış, 90 yaşlarında. Ona anlatmışlar. O da beni o hocanın huzuruna götürün demiş. Hocayı benim yanıma getirin dememiş de beni o hocanın huzuruna götürün demiş. Götürmüşler. Hocam o duayı bir de bana okur musun demiş. Hocamız bizim yemek duamızı okumuş. Okuyunca Allah Allah demiş. Bu dua Allah Resulü'nün eshabına ve ehli beytine öğrettiği dua. Siz 1400 küsur senedir bu duayı nasıl muhafaza ettiniz bir harfini değiştirmeden demiş. O hocamız da Hazreti Üstazımızı, Kemal Bey abimizi ve Ahmet Bey abimizi anlatmış. Tabii bu hadise Ahmet Bey abinin zamanında oluyor. O zaman tamam demiş, biz aradığımızı bulduk. Biz zamanın sahibini arıyorduk. Sırtındaki hilatı çıkarmış, hocamızın sırtına giydirmiş. Bundan sonra siz emredeceksiniz, biz yapacağız demiş. Ve Ahmet Bey abimiz buna ilaveten yemek duasında beş büyük esrar vardır buyuruyor. Bir, yemek duasının yapıldığı yere bereket nazil olur, bolluk olur, darlık olmaz, sıkıntı olmaz. İki, yemeklerde vücuda, mideye zarar verecek bir kısım varsa, bir hassa varsa, yemek duası sebebiyle izale olur. Üç, yemek duası yapana hizmet nasip olur. Amin diyenlere hidayet nasip olur. Beş, İsmi Azam sırrı tecelli eder buyurmuş. İşte bizim yemek duamız bu kadar kıymetli. Yine bir hocamız darlık içindeyim demiş. Yani geçim sıkıntısı çekiyorum demiş. Büyüğümüz de birisini vazifelendirmiş, git bakalım bunun evde yaşantısı nasıl demiş. Birkaç gün misafir ol demiş. Misafir olmuş. Meğer o hoca efendi yemek duasını yapmıyormuş. Ve büyüğümüze anlatmış bunu. Anlatınca bundan sonra yemek duasını yapacaksın demiş. Yemek duası yaptıktan sonra sıkıntıdan kurtulmuş. Bu defa verilen harçlığını artırmaya başlamış. Onun için yemek duası bu kadar önemli. Ve yemek duası esnasında bilhassa iftahil babe ya Allah, iftahil babe ya Allah, iftahil bab ya Allah derkene melekler latif elleriyle boğazımızdan girerek içimizde bir zarar verecek şey varsa bunu çıkarırlarmış. İşte yemek duamızı nasıl anlatsak azdır. Zaten orada bakın bi gayri minneti mahlukun bi mahzı fazlı kerem ki bi gayri hesap buyuruyor. Mahlukata minnet ettirmeden üpsut aleyna rızkan vasan bol rızık ver ya Rabbi min külli cihetin her cihetten bi gayri minneti mahlukun mahlukata minnet ettirmeden bi gayri hesap hesapsız olarak mahlukun mahlukata minnet ettirmeden bir gayri hesap, hesapsız olarak. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî ed'amenâ ve sehgânâ ve cealenâ minel müslimîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.
Es-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve'fu anna, ve'fir lana, ve'rhamna, ente mevlana, fe'nsurna alel kavmil kafirin. Ve'fu anna, ve'fir lana, ve'rhamna, ente mevlana, fe'nsurna alel kavmil kafirin. Ve'fu anna, ve'fir lana, ve'rhamna, ente mevlana, fe'nsurna alel kavmil kafirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi'adedi enva'i rızgı vel fütuhat. Ya basidul lezi yefsütür rizga limen yeşâ'ü bi gayri hisab. Übsüdü aleyna rizgan vasi'an min külli cihetin min hazaini gaybike bi gayri minneti mahlukin. Bi mahsi fazlı keramke bi gayri hisab. Ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin. İftah el bab ya Allah, iftah el bab ya Allah, iftah el bab ya Allah. Ya Allahu ya kafi ya fettahu ya müfettih, fettih bil hayr. Allahümme ağfir sahibi hazet ta'ami vel akilin. Allahümme ec'al devletehum daimen ve evladehum alimen saliha. Ve la tüsellid aleyhim zalima. Allahümme zid ve la tenkus nimeten kesireten bi hurmetil Fatiha.